أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وقل رب زدني علما وقال عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقال ما من خارج خرج في من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع وقال في حديث آخر يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيز ومحترم قناة رفا تي في izleyicileri cumanız mübarek olsun. Allah cumamızı hayırlı ibadetlere, rızayı ilahiye uygun amellere bizleri muvaffak eylesin. Bu mübarek cuma günü hürmetine Rabbim ehli imanın hastalıklarına acil şifalar ihsan eylesin. Sıkıntıda olan din kardeşlerimizin sıkıntılarını defraf eylesin. Bu mübarek cuma günü hürmetine Rabbim memleketimize bela, veba, korona, sel, deprem ve bu umumi felaketlerden milletimizi ve memleketimizi muhafaza eylesin. Aziz ve muhterem Kanal Rıfet TV izleyicileri. Aziz izleyiciler, eğitim ve öğretim yılının başlamış olması hasebiyle bilginin, ilmin, öğrenmenin, öğretmenin ne kadar faydası olduğunu, ne kadar önemli olduğunu dinimizin zaten ilk emri oku diye başlamıştır. Aziz izleyiciler, okumayan, yazmayan, bilgi sahibi olmayan insanlar, aziz izleyiciler, eksik insanlardır. İnsanın mükemmel olabilmesi, insanın efendim olgun olabilmesi için mutlaka ilim lazım, irfan lazım, bilgi lazım. Çünkü bilgi kuvvettir. Bilgili olan insan kuvvetlidir. Bilgisiz olan insan zayıftır muhterem izleyiciler. Her şey bilgiye bağlıdır. Her şey ilme bağlıdır. Hiçbir şey dünyada ilimsiz olamaz. Ve Müslümanlar dünya ile entegre olması lazım. Dünya ile bilgi bakımından, teknoloji bakımından, ilerleme bakımından, ilim irfan bakımından dünyadan geri kalmaması lazım aziz Müslümanlar. Din-i mubin-i İslam bunu bize emrediyor. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ Düşmanlarımıza karşı kuvvet hazırlamamız, güç hazırlamamız,
kuvvetli olmamız, düşmana karşı efendim pısırık, efendim korkak, efendim bilgisiz, teknolojide geri kalmak söz konusu olamaz. Bilgisiz bir insanın ne kendisine, ne ailesine, ne milletine, ne memleketine hiçbir hayrı olmayacaktır. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Habibim, ümmetine de ki, bilenlerle bilmeyenler hiçbir zaman bir olur mu? Cehalet en büyük düşman. Yoksulluk en büyük düşman. Bölünmüşlük en büyük düşman. Müslümanlar bu düşmana karşı kuvvet hazırlamaları, bunları yenmeleri lazım. Cehalete karşı ilim irfanı hazırlamak lazım. Bilgiyi hazırlamak lazım. Bilgili olmak lazım. Kuvvetli olmak lazım. Çünkü düşmanlarımız baş döndüren bir güçle, bir hızla mütemadiyen ilerleme kaydetmektedirler. Biz İslam alemi, maalesef İslam alemi diyorum ama aziz izleyiciler, insan utanıyor. Bugün bir kısım Müslümanlardan ve özellikle Müslümanların başında bulunanlardan utanç ve hicap duymaktayız. Adı İslam alemi. Başında bir kısım İslam aleminin başında zebaniler var. Din düşmanları var. İslam düşmanları var. Efendim din düşmanlarıyla birlikte olanlar var. Din düşmanlarıyla anlaşma içerisinde olan İslam alemi ülkeleri var. Bunlar yüz karası, bunlar utandıran şeylerdir. İslam kuvvetlidir. İslam büyük bir güçtür. İslam hak yolundadır. İslam doğru yoldadır. İslam Allah'ın ve Resulünün rızası dairesinde hareket etmemizi emreden yegane dindir muhterem izleyiciler. Onun için din-i mubini İslam ilme, bilgiye, tekniğe çok önem vermiştir muhterem izleyiciler. Ve Müslümanların hayatta kalmaları, Müslümanların hukukunu müdafaa ve muhafaza etmeleri, Müslümanların dış güçlere karşı dimdik durabilmeleri için güçlü olmaları lazım. Güçlü olmaları lazım. Ve din-i mubini İslam'a göre İslam düşmanları, din düşmanları, efendim Müslüman düşmanları olan insanların elde ettikleri silahı alt edebilecek bir silah geliştirmeleri vaciptir, farzdır, olmazsa olmazlardandır aziz izleyiciler. Düşman hangi silahla silahlanıyorsa İslam alemi ve İslam aleminin yöneticileri ve İslam aleminin başındakiler bütün himmetlerini tahşid ederek, birleştirerek o İslam'a karşı olan insanların geliştirdikleri silahı alt edebilecek bir silah üretmeleri vaciptir, farzdır, şarttır, olmazsa olmazlardandır aziz izleyiciler. İslam alemini uyuttular. Diğer ülkeler, Almanya 1926'da Mercedes'i buldu, geliştirdi, icat etti. 1926'da Mercedes'i buldu, geliştirdi,
icat etti ve dünyaya hakim oldu. Japonlar Toyota'yı 1930'larda icat etti. İslam aleminin başındaki bir kısım idareciler, İslam alemini sindirmek için İslam aleminin başına efendim belalar yağdırdı. Dinlerini değiştirmelerini istediler. Ve maalesef kara bir tarih, kara bir leke, utandıracak bir efendim tarih bıraktılar İslam alemi için. Rabbim bunu yapanlardan hesabı soracak. Mutlaka soracak. Onların çoğunluğu ahirete intikal etmiş. Çoğunluğu ebedi hayata intikal etmiş. Rabbul Alemin'in kabze-i tasarrufunda kalmış. Rabbim onların layık oldukları cezaya onları çarptırmıştır aziz izleyiciler. Ama ne yazık ki İslam alemini senelerce geride bıraktılar. Bir asırdır İslam alemini ilerletmemek için yah dediler gericilik, yah dediler yobazlık, yah dediler din hortluyor, yah dediler eskiye dönüş. Müslüman gerici olamaz muhterem Müslümanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 1400 küsür sene evvel sahih bir şekilde buyuruyor ki men istava yevmâhu fehuve mağbun. Gericilik yok İslam'da. Kişinin iki günü eşit olursa, müsavi olursa, bir olursa o insan zarar içerisindedir. Zarardadır. Her gün, her gelen gün geçen günden maddeten ve manen hem maddi açıdan hem manevi açıdan ilerlemek lazım. İlerlemek, efendim çağdaşlık sadece maddeten olmaz muhterem Müslümanlar. Maddenin yanında maneviyat da olması lazım. Maneviyat olmazsa insanlar hırsız olur. İnsanlar vurguncu olur. İnsanlar talancı olur. İnsanlar gaspçı olur. İnsanları durduran Allah korkusudur. İnsanları düzelten Allah korkusudur. İnsanları insan yapan Allah korkusudur. Evet, muhterem Müslümanlar, bir Müslüman hayatını imanla hayatlandırmazsa, bir Müslüman hayatını iman ile hayatlandırmazsa, sadece para, 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 nereye kadar götürecek? Olmaz muhterem Müslümanlar. Hem maddi lazım, hem manevi lazım. İnsanın varlığı İki şeyden meydana geliyor. Hem maddeden meydana geliyor, hem manadan meydana geliyor. Sadece maddeyle bitmiyor, sadece manayla bitmiyor. Bir kuşun iki kanatlı olması gibi, bir kanatlı olan kuş uçamaz. İki kanatlı kuş uçabilir muhterem Müslümanlar. Hem maddeten hem manen ilerlemek lazım. Yani maddeyi ön planda tutulmasıyla, maneviyatı da arka tarafa atılmasıyla bir yere varılmaz. Peygamberlerin çoğunun Asya'da, filozofların çoğunlukla Avrupa'da zuhur etmesi, kader-i ilahinin bir remzidir ki, Asya'yı ayakta tutacak olan hissi dindir. Din, iman,
Allah korkusu, ebedi hayat muhasebesi, kabrin öbür tarafının düşünülmesiyle mümkün olur. Hayatınızı iman ile hayatlandırın. Hayata iman hayat vermezse, hayatın bir değeri kalmaz muhterem Müslümanlar. İslamiyet'in en önem verdiği hususlar, merhamet, şefkat, acıma duygusu, büyüklere saygı, küçüklere hürmet, yoksullara yardım, dürüst olmak, dürüst olmak, iyi olmak, dindar olmak, becerikli olmak, hünerli olmak, bilen biri olmak, bunlar dinin bize önemli emirleridir muhterem Müslümanlar. Ne mal iledir, ne cah iledir, ne sal iledir. Beyim ululuk kemal iledir, kemal. Kemalın da iki tane ögesi var. Bir insanın kemale erebilmesi için, bir insanın kamil manada olgun bir Müslüman olabilmesi için iki şey lazım. Biri, birincisi olmazsa olmazı teallüm ile tekamül etmek aziz izleyiciler. Teallüm nedir? Öğrenmek. Öğrenmek ile insan kemale erer. İnsanın kemali parayla değil aziz izleyiciler. Para insanı kemale erdirmez. Bilgi, dünya ve ahiret bilgisi, din bilgisi ve dünya bilgisi, maddi bilgiler, manevi bilgiler, her ikisi olması lazım. Her ikisi olması lazım. Biri olursa diğeri olmazsa insan kemale eremez. Birincisi, teallüm ile kemale ermek ki Peygamberimizden sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizden rivayet edilen hadis-i şerifte kun alimen, alim olmaya bak, bilgin olmaya bak, becerikli olmaya bak, hünerli olmaya bak, bunları gerçekleştir Müslüman, alim ol. Alim sadece din ilmini bilen insan değil. Mana ilmi, müsbet ilim, teknoloji, bunlar hepsi ilimdir. Ve bunlar hepsi farz-ı kifayedir. Ve bunu herkes mutlaka Müslümanlar arasında her ikisine de çalışacak insanlar olması lazım. Hem teknolojiye çalışacak, müsbet ilimlere çalışacak, hem de maneviyat ilmi olan din ilmine çalışacak insanların olması lazım. Sadece dünya, sadece müsbet ilim yeterli değil. Yeterli değil muhterem Müslümanlar. Maneviyat olmazsa İnsan eksik kalır. Evet, demek ki bir insanın kamil manada bir insan olabilmesi için iki tane öge lazım. Bir, teallüm ile tekamül etmek. Ki Peygamber Efendimiz bunu emrediyor. Ve kun alimen. Elinden gelirse alim ol, alim, bilgin ol. Ev müteallimen, ya da öğrenen ol. Çünkü bir insan anadan doğma alim değildir ki muhterem Müslümanlar. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemune şey'en. Allah sizi ana rahminden dünyaya gönderdiği anda
hiçbir şey bilmez haldeydiniz. Allah sonra bu bilgileri verdi. Çalışmak lazım. Çabalamak lazım. Sa'y etmek lazım. Ve Kur'an-ı Kerim bunları bize emrediyor. Estaizu billah ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı var. Çalışma yap. Allah'ım ver. Allah vermez sana kardeşim, kusura bakma. Allah tembelleri sevmez. Allah tembellere merhamet etmez. Allah çalışmayan insanları sevmez. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala an buyururlar ki inni le ekrahul abde subehlelen. Başıboş. Ne dünya işini yapıyor, ne ahiret işini yapıyor. Ne dünyaya çabası var, ne ahirete çabası var. Tembel tembel, kahve köşelerinde, kaldırımlarda, orada burada hayatını geçirenleri sevmem. Ve bunları ben buğz ederim. İnni le ekrahul abde subahlelen. La fi ameli dünyahu ve la fi ameli ahireti. Ne dünya işini ne ahiret işini yapmayan bir insanı sevmem. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki estaizu billah ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan ancak çalıştığının karşılığını bulur. Bir insan çalışmadan eline bir şey geçmez muhterem Müslümanlar. Ya hırsız olur, ya yan kesici olur, ya gaspçı olur, ya yol kesici olur, ya terörist olur. İslam dini çalışmayı esas almış. Çalışmayan insana bir şey yok. Çalışacak. Hem dünyasını elde edecek, hem ahiretini elde edecek. Muhterem Müslümanlar. Ve ilim bunları insana kazandırıyor. Demek ki muhterem Müslümanlar, insanoğlunun kemale erebilmesi için iki ögeden birinci ögesi ilim ile tekamül etmek. Teallüm ile tekamül etmek. Teallüm, öğrenmek, çaba göstermek, çalışmak, sıkıntı çekmek. Sıkıntı çekmeden olmuyor muhterem Müslümanlar. Teallem ya fete, fel cehlu arun. Ey insan, öğren baba, cehalet ayıptır, ayıp. Yaraşmaz, yakışmaz ehli imana. Ehli iman bilgili olacak. Ehli iman dirayetli olacak. Ehli iman becerekli olacak. Ehli iman geri kalmayacak. Kafilenin arkasında değil, önünde olmaya çalışması lazım. Aziz izleyiciler, birincisi kemale erebilmek için öğrenmek lazım. Teallem, feleysel mer'u yûledu âlimen. Öğren, çünkü insan anadan doğma alim doğmaz muhterem Müslümanlar. Ve leyse ehu cehlin kemen huve alimun. Cahil bir insan alim gibi olamaz. Kur'an'da biraz evvel okuduğum ayet-i kerimede kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Olmaz. Alim ol. Öğrenen ol. Efendim, seven ol. Onların karşısında olma, helak olursun, helak. Kun alimen, ev mutaallimen, ev müstemi'en, dinleyen ol. Dinleyici ol. Çünkü insan dinlemekle de ilim elde ediyor muhterem Müslümanlar.
bilenleri dinleyerek, bilenlerden istifade ederek insan bir şeyler öğrenebileceği kesindir muhterem Müslümanlar. Ev muhibben ya da onları seven ol. Seven olmazsan helak olursun. Bu dörtten birisi olmazsan, beşincisi olma, beşincisi olursan Allah korusun, helak olursun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, helaku ümmeti fi şey'eyn, ümmetimin helak sebebi iki şeydedir. Biri tarkil ilim, ilmi bırakmak, ilmi öğrenmemek, ilme önem vermemek, efendim bilgiyi önemsememek, bunlar felaket sebebi, helak olma sebebi. İkincisi ve hubbul mal, dünya malını her şeyin üstünde tutmak. Adeta lisan-ı haliyle la ilahe illa dünya dercesine hareket ediyor. Bu da yanlış muhterem Müslümanlar. Kusura kalmayın. Birincisi kemalin, tekamül etmenin birinci sebebi ilim. Bilgi. Bilgi eksikliği var bugün İslam aleminde. Yaşlanmış, namaz kılıyor, hacca gitmiş, efendim ibadet ediyor ama bilmiyor muhterem Müslümanlar. Men tasavvafa qabla en yetefakkah kâne mâ yufsiduhu ekthara mimma yuslihu. Bir insan ibadete bilgisizcesine yönelmesi bozacağı şey düzelteceğinden daha fazla olur muhterem Müslümanlar. Kötü. 70 yaşına gelmiş kelime-i şehadeti düzgün getiremiyor. Manasını bilmiyor. Anlamını bilmiyor. Fatiha'yı bilmiyor. En büyük felaket, en büyük musibet nedir muhterem Müslümanlar? En büyük musibet dine gelen musibettir. En büyük musibet. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي د۪ينِنَا وَدُنْيَانَا. Ey Rabbim, felaketleri, musibetleri ne dinimize ne dünyamıza getirme Allah'ım. Ne dünyaca ne ahirette. Ne dünya işlerimiz musibete uğrasın, ne ahiret işlerimiz musibete uğrasın. Ahiret musibeti, din musibeti nedir muhterem Müslümanlar? Bir insan namaz kılmıyorsa, bir insan oruç tutmuyorsa, bir insan malının zekatını vermiyorsa, bu insanın musibetinden daha büyük bir musibet düşünülemez. En büyük musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden ehli iman Allah'a sığınmışlardır muhterem Müslümanlar. Ya Rab, ve la tec'al musibetena fi dinina. Musibeti dinimize getirme ya Rab. وَإِنَّمَا أَشْكُوا مُصَابَ الدِّينِ لِلْدَّيَّانِ. Dine gelen musibeti Cenab-ı Hakk'a şekva ediyorum. Cenab-ı Hakk'a iletiyorum. Cenab-ı Hakk'a arz ediyorum. Muhterem Müslümanlar, dine gelen musibet faydası olmayan bir musibet. Sevabı olmayan bir musibet. Hayru hasenatı olmayan bir musibet. Dünya malına, dünyaya gelen musibette mutlaka mükafat var. Aceben li emril mu'min. Peygamberimiz öyle buyuruyor. İnne emrahu kullahu lehu hayr. İn asabethu zarra'u
إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. Bu ancak müminler için söz konusudur muhterem Müslümanlar. Her musibetin sevabı var. Ancak dine gelen musibetin sevabı yok muhterem Müslümanlar. Namazı terk etmiş. En büyük musibet. En büyük musibet. Çünkü ibadetlerin en önemlisi, imandan sonra en büyük ibadet namaz ibadetidir. Bir insan namaz ibadetini bırakırsa, o insan en büyük musibete maruz kalmış. Fakat birçok insan bunun farkında değil. Abdullah binül Mübarek Hazretleri diyor ki, Ebuneyye, inne miner ricali behimeten, fi sureti racul semi'il mubsiri. İnne miner ricali, bir kısım insanlar var. Fi sureti racul semi'il mubsiri. Tas tamam bizim bugünkü deyimimizle. Tas tamam adam. Görüntüsü yetiyor. Görüntüsü insana haz veriyor. Ama bu haddi zatında hayvan gibidir. Özelliği ne? Alameti ne? Fatinun. Çok hassas. Çok bilgili. Fatin. Fatin çok uyanık. Hangi konuda uyanık? Bi kulli musibetin fi malihi. Malına gelen her türlü musibetlere karşı çok hassas, çok bilgili, çok efendim uyanık. Ama ve izâ usîbe bidînihi lem yeş'uri. Dinine musibet mi gelmiş? Dini zedelenmiş mi? Dini zarar mı görmüş? Din noktasında geri mi kalmış? Namazını terk etmiş? Kadını, hanımı, kızı açık saçık mı gezmiş? Aile fertleri kıbleye mi dönmüyor? Namaz mı kılmıyor? Hiç bunun tasasında değil. İşte bu zat diyor ki bu insan suretinde bir hayvandır, affedersiniz. İnsan suretinde bir hayvan. Bugün bir kısım insanlar malına gelecek her türlü musibetlere karşı son derece uyanık. Ama dinlerine gelecek olan musibetlerinin farkında bile değillerdir. Şuurunda bile değillerdir. Umursamaz bir tavır içerisindeler. Aziz Müslümanlar, onun için en büyük musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden Allah'ın halis kulları Allah'a sığınmışlar. Allah'a iltica etmişler. Ya Rabbi musibetimizi dinimize getirme. Musibetimiz dinimize gelmesin diye dua etmişler. İnsanın tam manasıyla olgun olabilmesi için birinci ögesi ilim, bilgi, ilim, bilgi. İkinci ögesi ubudiyet ile duadır. Ubudiyet, kulluk. Kulluk vazifesi. Biz niçin kulluk ediyoruz muhterem Müslümanlar? Niçin ibadet ediyoruz? İbadetin daisi emri ilahidir. İbadetin daisi emri ilahidir. Neticesi de, meyvesi de, getirisi de, faydası da, kazancı da rızayı haktır muhterem Müslümanlar. İbadet cennet için yapılmıyor. İbadet rızayı ilahi için yapılıyor. Allah'ın rızası için ibadet edilir.
Allah emrettiği için insanlar ibadet eder. Rabbul Alemin'in hoşnutluğu için insanlar ibadet etmeli ki mükafat görsün. İbadette de iki tane öge olması lazım. İbadette de iki tane öge olmazsa o ibadet de batıldır. Geçerli değil. Birincisi, ibadet doğru olmalı. Yani şartlarına uygun olmalı. İlahi emirlere münasip olmalı. Şartlarına uygun bir ibadet yapmak. Namazın şartları 12. Yani namazın farzları, pardon. Namazın farzları 12. Bu 12 farza riayet etmeden yapılan namaz, kılınan namaz geçerli bir namaz değil. Geçerli bir namaz değil. Namaz kılan bir insan nerede duruyor? Huzurullah'ta duruyor. Allah'ın huzurunda diyor, duruyor. Rabbul Alemin ile münacat ediyor. Rabbul Alemin ile konuşuyor. Ve diyor ki elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin, kainatın, her şeyin Rabbi olan Rabbime hamdolsun. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim sıfatlarıyla donatılmış olan Rabbime hamdolsun. Maliki yevmiddin. Cenab-ı Hak'la konuşuyor. Ahiret gününün, din gününün, hesap gününün, mahkeme-i kübranın yegane sahibi olan Rabbim. İyyâke na'budu. Ya Rabbi, ibadetimizi ancak sana yaparız. Allah'la konuşuyor. Huzurullah'ta. Şimdi muhterem izleyiciler, kimse kusura kalmasın. Namaza duruyor. Vücudu namazda, zihni, aklı, kalbi, duyguları başka yerlerde dolaşıyor. Kaç rekat kıldığını bilmiyor. Namazın neresini kıldığını bilmiyor. Nasıl kıldığını bilmiyor. Bu namaz namaz mı Allah aşkına? Allah aşkına. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam "U'bud rabbeke ke'enneke terah." Rabbine görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet et. "Fe'in lem tekun terahu fe'innehu yarak." Sen Rabbul Alemin'i görmüyor isen, Rabbul Alemin seni görüyor ya. İşte ihlas, ihsan. El-ihsanu en te'budallaha ke'enneke terah. Fe'in lem tekun terahu fe'innehu yarak. Sen Cenab-ı Hakk'ı görmüyor isen, Allah seni görüyor ya. İşte bu, muhterem Müslümanlar, namazın şartlarına, farzlarına riayettir aziz Müslümanlar. Kalbiyle, kalbiyle, huşu içerisinde namaz kılmak. Namaza durduğu zaman mümkün olduğu kadar imkanlar dahilinde harici işlerle uğraşmamak, namazın dışındaki olan şeylerle meşgul olmamak, tamamen %100 namaza konsantre olmak, namaza yoğunlaşmak, namazda olduğunun farkına varmak, namazda olduğunu bilmek, muhterem Müslümanlar, işte o nedir? Namazın efendim şartlarına uygun kılınmasıdır. İkincisi de Allah rızası için. Allah rızası için namaz kılmalı. وَمَا اُمِرُوا İnsanlar emrolunmadılar. اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَا مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ
sadece ve sadece Allah rızası için, Allah'ın hoşnutluğu için, Allah'ın memnuniyeti için Allah'a ibadet etmek. Rabbim razı olsun yeter. En büyük mesele rızayı ilahi, iltifat-ı rahmani, kabul-ü rabbani. Rabbim kabul etsin yeter. Eğer bir insan namaz kılarken maksadı hem Allah'ın rızası hem de insanların beğenisini kazanmak olursa o şirktir muhterem Müslümanlar. O şirk. Allah o ibadeti kabul etmez. O ibadeti sahibinin yüzüne çarpar. Al, ene agneşşüreke. Ben ortakların en zenginiyim. Men amile li amelen eşreke fihi gayri taraktuhu ve şerike. Ev kema kal. Kim bana ibadet eder? Benim için bir de başkalarını katarak ibadetini yaparsa ben o ibadeti o insana bırakırım. Kendisiyle ortak ettiği insanı baş başa bırakırım. Çünkü ben en zenginiyim muhterem Müslümanlar. İşte insanın vazife-i asliyelerinin ikincisi übudiyet ile kemale ermek. Übudiyet. Übudiyet kulluk vazifesini yerine getirmek. Ama bilerek, ama ciddi olarak, ama samimi olarak, ama içtenlikte, ibadete yoğunlaşarak, ibadete yönelerek bu ibadeti yapmak lazım ki insan bu iki şeyden meydana gelen bir varlık olacak ve mükemmel bir varlık olacak muhterem Müslümanlar. Her şey ilme bağlı. İlim olmadan dünyada hiçbir şey olmaz. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz men yuridillahu bihi hayran, Allah bir insana hayır murad ederse malını mı çoğaltır, evladını mı çoğaltır, ömrünü mü uzatır, etbaını mı çoğaltır, makam rütbesini mi yükseltir, büyütür? Bunlar hepsi dünya içindir. İn kullu zâlike lemmâ metâul hayâti dünya. Bu tür şeyler hepsi dünyaya yönelik. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Ahiret ise Allah katında müttakiler için olacak aziz izleyiciler. Müttakiler için ahiret olacak. Makamlar müttakiler için olacak. Allah'tan korkan insanlar için olacak. Allah'a hakkıyla kulluk yapan insanlar için olacak aziz izleyiciler. Onun için Müslüman ahiretini unutmamalı. Ne dünyasını ihmal edecek, ne ahiretini ihmal edecek. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte şöyle buyurulur muhterem Müslümanlar. Leysa hayrukum men tereke dünyahu li ahireti. Dünyayı terk ediyor. Niçin? Ahiret için. Bu Allah katında makbul bir insan değil. Efendim bir lokma bir hırka yok öyle bir şey. Din diyor çalış. Çalış. اَعْطُ الْاَج۪يرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجُفَّ عَرَقُهُ. İşçiye, çalışana ücretini teri kurumadan önce verin. Ve en makbul insan, en kıymetli insan, alın teri dökerek kazanç temin eden insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyh ve sellem bir gün Sa'd bin Muaz'ı görür. Sa'd bin Muaz bahçesinde çalışır. Elinde kazması, elinde beli,
Ağaçları buduyor, ağaçları ıslah ediyor, yerleri kazıyor ve dolayısıyla da elleri nasır tutmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla tokalaşmak istemiş. Sa'd bin Muaz Hazretleri sırf Peygamberimizi rahatsız etmemek için ellerinin nasırlarıyla Resul-i Ekrem Efendimizi rahatsız etmemek için elini vermek istememiş. Uzat ellerini deyince Sa'd bin Muaz ellerini uzatmış, bakmış ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bakmış ki elleri nasır tutmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu elleri seviyor. Ve Peygamberimiz Sa'd bin Muaz Hazretlerinin ellerini öpüyor muhterem izleyiciler. Bir peygamber, eşraf-ı mahluk, arştan büyük, cennetten büyük, Kabe'den büyük, peygamberlerden büyük olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ellerini öpüyor ve diyor ki bu eller öyle eller ki bu elleri Allah ve Resulü seviyor. Bir kısım insanlar belki itiraz edebilir. Peygamber insanların elini öper mi? Peygamberin el öpmesinin arkasında büyük hikmetler var. Ümmetine muallimlik yapması var. Öğretmenlik yapması var. Ümmetine öncü olması var. Yol göstermesi var. Çünkü peygamberler muallim olarak gönderilmiş. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'ye gelmiş. Bakmış ki bir kısım insanlar halka tutmuş, Kur'an okuyorlar. Allah'ı zikrediyorlar. Dua ediyorlar. Bir halka da oluşmuş, onlar da fıkhı öğreniyor. Dini öğreniyor. İbadeti öğreniyor. Namazı öğreniyor. Efendim bilgi ediniyor. Peygamberimiz ikisinin arasında kalmış. Sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu zikredenler hayır üzerinedir. Bunlar Allah'a dua ediyorlar. Allah murad ederse bunların isteklerini verir. Allah murad etmezse bunların isteklerini vermeyebilir. Ama bunlar ise öğreniyorlar, öğretiyorlar, bilgi edinmeye çalışıyorlar. وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا Ben muallim olarak gönderildim. Öğretmen olarak gönderildim. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Efendim, öğrenenlerle birlikte oturmuştur muhterem Müslümanlar. Peygamberimiz muallimdir, bunu demek istiyorum. Öğretmendir, öğreticidir. İnsanlara hem dünyalarını hem ahiretlerini öğretiyor. Sa'd bin Muaz Hazretlerinin çalışmasının ne kadar Allah katında kıymetli olduğunu ümmetine öğretmesi için Efendim ne yapmış Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam? O elleri, o nasır tutmuş olan elleri öpmüş ki ümmete öncülük yapsın, önderlik yapsın. Ümmetin öğrenmesini, çalışmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu öğrensin diye Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Sa'd bin Muaz'ı efendim öpmüş, ellerini öpmüş. Ashab-ı kiram radıyallahu teala anhum onları anlatıyor. Tabiinler anlatıyor. Diyor onlar
dünya işlerinde çalıştıkları zaman onları gören bir insan der ki bunların kalbinde ahiret namına zerre yok. Ahireti sevme de durumunda değillerdir. Çünkü o kadar dünyaya yönelmişler ki bütün duygularıyla, bütün güçleriyle, bütün imkanlarıyla dünya işlerine yönelmişlerdir. Onun için bunları gören insan der ki bunlar ahiretle hiç alakaları yok. Dinle, imanla, ibadetle alakaları yok. Ama aziz izleyiciler, bir de onları ibadet ederken gören insanlar der ki bunların kalbinde dünya sevgisinin zerresi bile yok. Zerre kadar dünya sevgisi bunların kalbinde yok. Bütün güçleriyle, bütün imkanlarıyla, bütün hissiyatlarıyla ibadete yöneliyorlar. Ve Abdullah bin Zübeyr radıyallahu teala Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da namaz kılarken rükûa gidiyor. O kadar rükûda uzun uzadıya duruyor ki kuşlar bile gelip üzerine konuyor. Onu insan değil, onu bir kütük olarak, bir duvar olarak, bir efendim ağaç olarak görüyorlar ve üzerine gelip konuyorlar muhterem Müslümanlar. Müslüman böyle olacak. Dünya işinin de hakkını verecek, ahiret işinin de hakkını verecek muhterem Müslümanlar. Leyse hayrukum men tereke dünyahu li ahireti. Bir kısım insanlar var. Dünyayı terk etmiş, sadece ahirete yönelmiş. Bu Allah katında makbul bir insan değil. وَلَا مَنْ تَرَكَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَا. Namaz, niyaz, ibadet, takva, Kur'an, dua, zikir yok. Bütün gücüyle, bütün kuvvetiyle sadece dünyaya çalışıyor. Bu da Allah katında makbul değil muhterem Müslümanlar. وَلَاكِنْ خَيْرُكُمْ. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yol gösteriyor. Sizin en hayırlınız odur ki مَنْ أَخَذَ مِنْ هَذِهِ لِهَذِهِ وَمِنْ هَذِهِ لِهَذِهِ. Dünyasından ahireti için zaman ayıran, ahiretinden de dünyası için zaman ayıran insan hayırlı insandır muhterem Müslümanlar. Başkasına yük olmak yok. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Allah onu yasakladı. وَلَا تَكُنْ كَلَّنْ عَلَى النَّاسِ. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Mekke'den Medine'ye hicret ederken, Ebu Bekir radıyallahu teala anh, önceden iki tane deveyi hazırlamıştı. En iyisini peygamberimize verdi. Fakat peygamberimiz öyle kabul etmedi. Dedi ethemen, parasıyla, fiyatıyla, ücretiyle, ücretsiz olarak kabul etmem. Ücreti neyse ben ücretini ödeyerek ben bunu alabilirim ve onunla hicretim lillah olsun. Allah için olsun. Başkasının hakkı içinde olmadan, başkasının efendim sa'yi, başkasının parası içinde olmadan Allah rızası için ben efendim ibadetlerimi yapmış olayım dedi ve o deveyi Peygamberimiz ücretiyle aldı muhterem Müslümanlar. Aziz izleyiciler, Müslüman başkasına yük olmayan Müslümandır. İlmin ehemmiyeti büyüktür. Öğrenmenin de yaşı yok. Ben artık yaşlandım. Bundan sonra öğrenemem demek yok muhterem Müslümanlar.
العلم من المهدي إلى اللحد. İlim beşikten başlar. Beşikten başlar. Beşikteki insan da öğrenir. Ona prensipler uygulayarak, ona prensipler dahilinde hareket ederek onu eğitmek mümkündür muhterem Müslümanlar. Her istediğinde meme vermek yok. Her istediğinde kaldırmak yok. Eğitim muhterem Müslümanlar, eğitim, eğitim. Eğitim deyip geçmeyin. Her işte eğitim lazım. Her iş için eğitim lazım. Eğitimsiz olan insan, şekilsiz olan bir kalas gibidir. Kalas, şekilsiz. Efendim ne işe yarayacağı belli değil. Bu makbul bir şey değil. Eğitim ise, eğitilmek ise şekillendirmektir muhterem Müslümanlar. Şekil vermektir. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri bizlere yol gösteriyor. Diyor ki, اِذَا اَفْصَحَ الْغُلَامُ فَعَلِّمُوهُ Allah. Çocuk konuşmaya başladığı zaman ona öğreteceğiniz, onu alıştıracağınız ilk şey, ama ilk şey, ona Allah dedirtmek. Ona Allah demesini öğretmek. Ona bu eğitimi vermek muhterem Müslümanlar. Çünkü ağaç yaşken eğilir muhterem Müslümanlar. Kalas olmuş, kaba saba olmuş, tahta olmuş, ona şekil veremezsiniz. Verirseniz kırarsınız. Onun için İslam bilgini diyor ki, اِنَّ الْغُسُونَ اِذَا عَدَّلْتَهَا اَعْتَدَلَتْ Gusun dediği yaş ağaç, yaş ağaç. Yaş ağacın dalları. اِنَّ الْغُسُونَ اِذَا عَدَّلْتَهَا اَعْتَدَلَتْ وَلَا يَل۪ينُ وَلَوْ عَدَّلْتَهُ الْخَشَبُ Tahtayı düzeltmeye çalışsan da düzelmez muhterem Müslümanlar. Evet, aziz ve muhterem Kanal TV izleyicileri. Bugünkü cuma sohbetimizin sonlarına doğru geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna doğru geldik, ancak bir duyurumuz var aziz izleyiciler. Din namına, İslam namına, ibadet namına, efendim Allah'ın rızasına uygun bir duyuru. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin civarında cami yok. Bugün cuma. Bu cuma gününde oralarda kılınacak cami yok. Yani namaz kılınacak, cuma namazı eda edilecek bir cami yok. Allah razı olsun, teşebbüs edildi ve hemen hastanenin yanı başında bir cami inşa edildi. Kaba işlemleri bitti ama ince işleri devam ediyor. Ancak bunun giderleri, bunun masrafları siz muhterem Müslümanların yardımlarıyla olmaktadır. Bu caminin bir an evvel ibadete açılabilmesi için evvelallah sonra sizin yardımlarınıza ihtiyaç var. Yardımlarınızı ihmal etmeyin. İmkanı olan din kardeşlerimiz bu camiye yardım etsin. Bir an evvel bu camimiz bitsin ve ibadete açılsın ve içinde namaz kılanların sevapları kadar siz yardım edenlerin de defteri amalına o namaz sevabı yazılsın muhterem izleyiciler. Yardım etmek istiyoruz ama nasıl yardım edelim diyorsanız, ben sizlere bir telefon numarası vereceğim. İşin başındaki kardeşimizin numarasıdır bu. Nasıl yardım edeceğinizi sizlere gayet güzel bir şekilde anlatacak. Arkadaşımızın adı Halil Aslan. Halil Aslan.
Telefon numarasını veriyorum, lütfen yazınız. 506 522 922 11 11 33 11 33. Bu telefonu arayın, nasıl yardımlarınızı rahatlıkla ulaştırabileceğiniz konusunda sizlere inşallah en güzel şekilde yardımcı olacaktır. Yapacağınız yardımlarınızı şimdiden Cenab-ı Hak kabule karin eylesin. Evet muhterem izleyiciler, bu mübarek cuma günü hürmetine Rabbim hasta olan din kardeşlerimizin hastalıklarına acil şifalar ihsan eylesin. Sıkıntıda olan din kardeşlerimizin sıkıntılarını defraf eylesin. Kimin ne maradı varsa Rabbim hayır üzerine ihsan eylesin. Evet muhterem izleyiciler, bu dualarımızı ifade ederken bugünkü sohbetimizin konusu efendim eğitim ve öğretimin dinimizdeki önemi. Eğitim ve öğretimin dinimizdeki önemini ifade eden bir konuşma yapmaya çalıştım. Ne kadar muvaffak oldumsa Rabbime şükrederim. Kusurlarımız varsa Rabbim affı ve affiyet eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna ya Rabbi bi hurmatil Fatiha.